Hadi gezelim, hadi gezelim, hadi 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 gezelim. Dünyayı nişatla gezelim, yepyeni yerleri birlikte keşfedelim. Sevgili gezi severler, Gezenti programımızda Turan Kurultayı için bulunduğumuz Macaristan'da belki de dünyada çok az örneklerden biri olan tematik bir müzede yer alıyoruz. Tematik müzede Orta Asya'dan Macarların ilk çıkışıyla birlikte bu Orta Avrupa ovalarına kadar geliş sürecini tematik olarak anlatıyorlar, canlandırıyorlar. İşte onlardan bir tanesi de Balbal kültürünün anlatıldığı tepedeyiz. Macaristan'da Opus Tazer Ulusal Miras Parkı'nda ünlü Macar heykeltıraş Sandor Görfi'nin 2006 yılında Atalarımız ve Kun Heykelleri isimli heykellerinin olduğu bir höyük var. Burası çok önemli. Parkın belki de en önemli, belki de Macarların Orta Asya'daki tarihlerinin ilk tohumunun düştüğü yer aslında. Şu an ne Moğolistan Ovası'nda ne de Kazakistan steplerindeyiz. Şu an Orta Avrupa'nın, Macaristan'ın tam göbeğinde ovadayız. O tağlara bakıp burada gerçekten de müzecilik anlayışında muhteşem bir izleri sürebilmek mümkün. Gördüğünüz gibi yine çocukların binip eğlenebilmesi veya ata binmenin nasıl bir şey olduğunu hissedebilmeleri için ağaçtan yapılmış bir at var. Ben de üstündeyim, koşumları da elimde. Benziyor muyum Cengiz Han'a? Benziyorum değil mi? Hadi koşalım hep beraber. Gelin hep beraber otağları gezelim. Evet, harikulade bir çadırın içerisine giriyoruz. Burada Orta Asya kostümlerini giyip pozlar verebiliyoruz. İşte onlardan bir tanesi, hangisini giyeyim? Bu yeşil hoşuma gitti benim. O ya da bunu mu giysem? Dur. Ha. Gördüğünüz gibi giyinme aşamamı dahi sizlere gösteriyorum. Daha ne istiyorsunuz? Nasılım ama ve? Ay, bunu giyemem bunu. Bunu giyemem ama ne yapabilirim? Bir ok bulabilirim. Ok, 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 ok. Görebiliyor musun Hakan'cığım? Evet. Evet. Bunun üstüne kolay giyebileceğim bir kostüm de bulmam lazım benim. Hemen bakıyorum. Şansımıza yeşil düştü. Biraz fazla süslü ama. Ya. Çok kokuyor. Neyse. Seyirciler için nelere katlandığımı bak görüyorsunuz değil mi? Aynen. Ben bir önceki gelişimde tam şurada bir poz vermiştim. Bakın, yurtun üstlerinde bir güzel bir hava aldığı, ortada ocağın yandığı bir bölüm var. Kazan kaynadıkça ocaktan çıkan duman yurdun üzerindeki bu bölgeden çıkıyor. Işık burada çok güzel. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir poz vereyim. Evet sevgili izleyiciler, buraya geldiğinizde müzede, bu tematik müzede kostümleri giyip fotoğraflar çektirebilirsiniz. Orta Asya'daki göçebe Türklerin geleneklerine ait yatma, yeme, giyinme, barınma özelliklerini tamamıyla otantik bir ortamda görüp izleyebilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum zaten. Evet, Cengiz Han. Öldüm. Çok terledim. Tazer Müzesi'nde burada hedeflere yay çekip ok atabilirsiniz ve Orta Asya'daki Macarların gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığı kıl çadırları ziyaret edip oradaki kostümleri giyebilirsiniz. Ama biraz da sizlere bu tür geleneklerin neler olduğu üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Göcebe kültürünün belki de en çok sevilen, en çok anlamlar yüklenmiş ürünü yurt çadırlardır. Aslında onlara çadır demek adeta bir hakaret gibi. Yurdu taşınabilir,
çok sağlıklı, yüksek konforlu bir ev olarak düşünebilirsiniz. Bugüne kadar çadır diyebildiğiniz hiçbir şey ile onu kıyaslamayın. Günümüzde yörükler tarafından kullanılmakta olan kıl çadırlardan çok daha korunaklı, dayanıklı ve yalıtımlıdır. Oğuz ve Töles boylarının torunları ona yurt diyor. Kazakistan'da ise boz renkli ev anlamına gelen boz ül adı kullanılıyor. Moğolistan'da ise ger deniyor. Geleneksel Orta Asya Macar kostümü veya Hun kostümü dediğimiz kostümü üzerimize giydik. Çok ağır. Ben bir de Japonları düşünüyorum. O sumolar nasıl o kıyafetleri taşıyor diye. Harbiden bu Hun kostümleri çok kalın deriden yapılmış. Manda gibi bir şey herhalde bu. Değil, manda gibisi yok. Adam harbiden manda derisi olabilir. Bu çok kalın ve inanılmaz da ağır. Demek ki ok bu şeylere girmiyor. Bak, kendimi vurmaya çalışıyorum yani. Yok, deli değilim, lütfen, lütfen. Görüyorsunuz ki sizin için her türlü her şeyi yapıyorum. Göğsüme de saplıyorum, olmuyor. Yani harbiden o dönemde insanlar hayvan derisinden kendilerine zırh yapmışlar. Hayvanın derisini bile değerlendirmişler. Bize de ok kat atmak kalıyor. Yurdun tepesinden bir tane göndersem mi acaba? Çekiyorum ve çektim ama salmıyorum, şaka yaptım. Genel olarak farklılık duvar dibinde, tavan yüksekliği ve ortada kolon biçiminde direkt bulunup bulunmaması olarak ortaya çıkıyor. Kırgız-Kazak modelinin tavanı daha yüksek ve orta noktada direk yok. Moğol tipinin ise tavan yüksekliği daha az ve ortada iki adet direği bulunmakta. Orta Asya'da halen kullanan kuzenlerimiz sağlam olması açısından gövdesini genelde kayın ağacından yapmış olsalar da bugünlerde çok daha düşük kaliteli söğüt gibi ağaçları kullanmaktadır. Orta Asya geleneklerinin anlatıldığı tematik Nemiyet Müzesi'nde gördüğünüz gibi bir Orta Asya yurdunda yer alıyoruz. Ve bu yurtta bir şaman davuluyla beraberiz. Şaman davulu gördüğünüz gibi arkasında Y şeklinde bir çatal ve çatala bağlı olarak deriden, hayvan derisinden yerilmiş bir davulla yapılan bir ayinde kullanılan bir enstrüman. Bu enstrümanda elindeki sopayla işte herhalde vuruş sesleriyle birlikte burada bir ayine şey yapılıyordu. Nasıl yapılabilir? Mesela bir örnek verelim. Gece çadırda yaşamanın insan sağlığı açısından birçok avantajı var. Nefes alan yapısıyla içeride hiçbir zaman kötü koku oluşmasına fırsat vermez. Beton evlerde yaşayan bizler çok iyi biliriz ki sabah uyandığımızda oda havasız kalır ve hoş olmayan bir koku olur. İşte keçe çadırda bu kötü koku ve havasızlık asla olmaz. Yurtun zemini toprak olduğu ve zemin çoğu zaman keçe ya da halı ile kaplandığı için vücudunuzda statik elektrik birikmez. Yurdun ortasında yanan ateşiniz veya sobanız sizi ruhen dinginleştirirken, yurdun yuvarlak yapısı insanların ve eşyaların enerji akışını doğru şekilde sağlar. Spiritüel anlamda enerji akışının sağlanabilmesi için mekanda köşeler olmamalıdır. Feng Shui'de en azından bu böyle bilinir. Beton yapılarda köşelerde negatif enerjiler saklanacak yer bulurlar ve tam da bu yüzden yurtlar her zaman yuvarlaktır. Opus Tazer Müzesi'ndeki yurtlar sizi geçmişinize götürüp otantik bir ortam sağlayacak. Bunun yanında konforunu, sağlığını ve keyfini de hissetmenizi isterim. Orhun kitabelerinde kullanılan alfabenin günümüz alfabelerine karşıt gelen harflerini koymuşlar. Burada adınızı yazabiliyorsunuz. Bir silgi bulabilirsem, evet. Ben de kendi adımı yazmak istiyorum. Evet. Evet. Yalnız bu siliş biraz fazla siliş oldu. Neyse.
N harfini buluyoruz. N, İ harfine denk gelen, evet, Mi, J harfi yok, C harfini kullanıyorum, Nicat, A harfi ters dört gibi bir şey, T harfi, evet, Nicat. Nicat'ı gördüğünüz gibi Orhun harfleriyle yazdım. Gezenti'yi de yazmadan olmaz. Bence Gezenti'yi de yazayım. Gezenti'yi yeşil ile yazayım bakayım. G harfi, evet. Gezenti. Olmadı, bunu beğenmedim. Bir daha düzeltelim. Bakalım Gezenti'yi nasıl yazıyoruz? Evet. G, E harfi, E, evet, G, Z harfi var mı acaba? Varmış, G, Z, Gezen, T harfi, evet, İ, İ harfi, Gezen, T, Nicat, Gezenti. Orhun kitabelerindeki harflerle, Orhun harfleriyle böyle yazılıyormuş. Gördüğünüz gibi sizin için Orta Asya Türk dilini öğrendik. Yazımızı yazdık. Otağımızda oturduk. Keçe Üretim çadırına geldik. Sevgili izleyiciler, şu anda da Keçe Üretim Atölyesi'ne geldik. Gördüğünüz gibi hanımefendi kılları belli bir şekilde soktu. Ve zannediyorum onları ne yapacak? Ruloyla kıvırarak bastıracak, sıkıştıracak. Tabii yoğun ıslatması gerekiyormuş ki onu da yapmış zaten. Evet. Tabii biraz daha erkek gücü istiyor gibi geldi bana. Hamur açar gibi yaptı yenge ama sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi üretimini yaptığı keçelerin de çadırında sergiliyor. Toprak boyalarla boyanmış yünler. Çok özgün çalışmalar var gördüğünüz gibi. Evet. Kazakistan'da ne görüyorsanız var burada. Türkmenistan'da ne görüyorsanız var burada. Türkler Macaristan'da. Daha ne diyeyim? How are you? Macarca bilsek neler anlatacağım ama işte Macarca da bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi bir keçe üretim çadırındayız. Please. Aynen, aynen. Oh, süper, süper. Ben de denemek istiyorum. Ben de yapabilir miyim? May? Ah, evet, zaten dünden hazırmış. Erkek gücü istiyor tabii canım ya. Türk erkeğini bulmuş, hazır böyle ne kadar güzel. Değil mi? Kaçını, kasını, gücünü göstersin. Göstersin mi? İgen? Yeah, igen. Var. Nasıldı? Evet. Oo. Mutfağa girmeyen bir adam bundan anlayacağını hiç zannetmiyorum. Bak, hamur işinde biliyorsunuz böyle 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 kibar kibar yapıyorsunuz ama keçe işinde nasıl bastırarak, ileriye geriye iterek yünü sıkıştırıyorsunuz. Bol sabunlu suyla ıslatılan yün bir şekilde böyle bir masal tezgahın üzerinde sıkıştırılarak duvarda gördüğünüz şekillere dönüştürülüyor. Tabii bunun daha geniş ve büyük yapılma aşaması herhalde çok daha meşakkatli olsa gerek. Yani tek başına öyle minik minik parçaları yapmak, belki şu an benim yaptığım gibi ukalalık yapıyorum zannetmeyin. Harbiden yapıyorum. Bak, ter aktı benden. Oo. Teşekkür ederim. Kesinlikle misin efendim?
Burada Tema Müzesi'nde emekliler ve öğrenciler günlük harçlıklarını çıkartmak için gelip burada o dönemi yaşatmak için modellik yapıyorlar. Belli bir ücret karşılığında o döneme ait ok atış yöntemlerini deneyebiliyor. Ok atabiliyorsunuz. Her şeyin bir bedeli var. Gitmez abi o. O gitme. Sen, abi çekemedin o oku sen. Evet, aynen böyle. Your modem. Wow. Opustazer Ulusal Miras Parkı ulusal bir anıt olarak Macar tarihinde büyük öneme sahip. Harika bir doğa ile çevrili, oldukça büyük bir alana yayılmış olan ve ciddi sayıda da ziyaretçi çekebilen önemli bir miras noktası aslında. Macarlar burayı çok seviyorlar. Misafirlerini, ziyaretçilerini buraya getirmeyi ve Macar tarihiyle karşılaşmalarını sağlamayı seviyorlar. Yürüyerek gezemiyorsunuz. Parkın içerisinde kolaylaştırılmış elektrikli araçlardan birini alıp parkın içerisinde dolaşabilirsiniz. Macarlar için Tekirdağ deyince Prens Rákóczi Mikes Kelemen akla geliyor. Prens Rákóczi Ferenc'in tematik müzede heykelini görmemek, büstünü görmemek imkansız gibiydi zaten. İşte gördüğünüz gibi bizim hemşehrimiz Prens Rákóczi Macaristan ovalarında heykeliyle şahane bir şekilde temsil ediliyor. Merhaba Rákóczi. Rodostuba samüzetvim Rákóczi siveken. Opustazer Ulusal Tarihi Anıt Parkı'nda bir diğer önemli sembol de Arpat Anıtı'dır. Ülkenin kuruluşunun 1000. yıl dönümünü anmak için yapılacak eserleri öngörüyor. Evet, anıtın temeli 27 Haziran 1896'da atılır ve açılışı 21 Mayıs 1897'de gerçekleşir. Liderin elinde kılıçla oturan vaziyette uzaklara baktığını görebiliriz. Heykeltıraş, Arpat ve liderlerinin bir yerde çadır kurup 34 gün boyunca ülkenin örf ve adet kanunlarını belirledikleri anı ölümsüzleştirir. Arpat burada yapayalnız oturuyor, uzaklara bakıyor. Arkasında doğu, önünde batı ve gözleri geleceğe bakıyormuş gibi güneybatıya, ebedi şehir Roma'ya çevrilidir. Macaristan'daki en önemli kilise yapılarından birinin kalıntıları kazıda kilisenin ortasındaki yuvarlak sütun benzeri platform eski vaftiz kurnasının temeli olabilir. Bu manastırın altın çağı Tatar istilasından sonra manastır yenilenmiş ancak binaları daha mütevazi hale gelmiş ve koruyucu duvar derin bir hendekle çevrilmiş. Manastırın güneyindeki sokakta bulunan pazar kasabasına ait buluntular ve yerleşimin 16. yüzyıla kadar uzandığını kanıtlamakta. Bugün burası da Macarlar için önemli ziyaret noktalarından biri. Buraya gelip törenler düzenliyor, dualar ediyorlar. Opustazer Ulusal Miras Parkı'nda görülmesi gereken bir diğer önemli nokta da çete yurtları. Yurt benzeri bu binalar Macar organik mimarisinin kurucusu Gheorghe Çete ve Yöne Dlanski tarafından tasarlanmış. Eski yurtlar gibi bu köşkler de gökyüzüne açılıyor. Kubbe çatılarının süslemeleri tekstil sanatçısı Ildiko Çete tarafından yapılan kilise bayrakları ve İstvan Nagy tarafından oyulmuş sıraların motifleri, fetih dönemini kuyumculuk sanatının dekoratif unsurlarından esinlenerek anıtsal bir hale taşımış. ...1996'da bina dizisi Dünya Macar yılı olan 1996'da açılıyor.
1998 yılında inşa edilen Mahmut Fenyü evi bir kral tacını andırıyor. Leveli behay, leveli behay, fehir fusuli kavirak. Burada boyutları saygı uyandıran Kaliforniya Mahmut Çamı'nın bir dilimini görüyoruz. Mahmut Çamı'nın çapı 6.3 metreye 80 metre kalınlığındaki dilimin ağırlığı tam 7.5 ton. Yıllık halkaların kenarlarında Macaristan tarihinin önemli tarihleri de teker teker görülebilir. Tula bize negy malum, utkasalos angyalum. Macar toplumunun Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar olan serüvenini maketlerle, çocuklara sevdirecek minicik minicik tasarımlarla, yeniden canlandırmalarla anlatmaya çalışıyorlar burada. Aslında burası Macarların tarihleriyle kucaklaştığı ve anılarını tazeleyip yeniden hayaller kurdukları, gelecek hayalleri kurdukları bir müze. Açık hava etnografi müzesinin ilk örneği 1891'de Stockholm'da açılan Sanksen'dir. 5 yıl sonra Macaristan, 1000 yıllık ulusal serginin etnografik köyünün inşasıyla Avrupa'ya bu konuda ilklerden birinin adımını attı. Maalesef Milanyum Köyü sadece 6 ay yaşadı ve sonra yıkıldı. ...1968'de ve 1973'te yeniden Açık Hava Etnografya Müzesi'nin inşaatına başlandı. İki kuleli ekonomik şapel sakinleşmek ve dua etmek isteyenleri bekliyor. İnstalasyon ana amacı Güney Büyük Ovası'nın pazar kasabası ve çiftlik kapılarının özelliklerini ve halk mimarisini halka sunmaktı. Kurulum planları 19. yüzyılın ortalarından 1930'ların sonuna kadar olan dönemi sunmayı amaçlıyor. 19. ve 20. yüzyılın sonu ile 1940'lar arasındaki nesne kültürünü de burada canlı canlı görebilmek mümkün. Güney Büyük Ovası'nın köylülüğünün büyük bir kısmı olan buradaki sergilenen eserlerde 20. yüzyıla kadar getirilmiş bir tarihi değerlerin reprodüksiyonları var. Koleksiyonun evleri arasında dolaşan ziyaretçiler eski köylü dünyasının bir parçası olabiliyor burada. Yaşayan bir açık hava müzesi aslında. Yani ulusal kostümler giymiş çiftçiler Macar atalarının yaşam tarzını sunarken iki dünya savaşı arasındaki dönemin tipik figürleriyle örneğin çobanla bir anda karşılaşabiliyorsunuz. Çiftlik okulunda önceden kayıt yaptırarak geçmişini hatırlatan bir derse katılmak mümkün. Kirpi hunyuk, mundyot hunyra
Evet, çocuklar için inanılmaz eğitici workshoplar var müzenin içerisinde. Çevre eğitimi ve müze pedagojisiyle alakalı çok ilginç konuları çocuklarınızla ortak edebilirsiniz. Parkın içerisinde orijinal kuş yuvalarını görebilir, bal üretim yerlerini, arıları inceleyebilir, böcekleri gözlemleyebilirsiniz. Minyatür şeyleri analiz ederek onların neyle beslendiklerini, nasıl eş seçtiklerini ve orman sakinlerinin değişen çevre koşullarına nasıl uyum sağladığını anlayabilirsiniz. O zaman kuş, doğa bekçisi veya ormancı olmayı deneyebilirsiniz sevgili çocuklar. Yuvalar yapabilir, yiyecek toplayabilir ve tüylerinden, ağırlıklarından veya gölgelerinden birbirlerinizi tanıyabilirsiniz. Kendi milli parkınızı ve ormanınızı oluşturabilirsiniz burada mesela. Hafta sonları parktaki fırınlarda pişen Macar lezzetleriyle damağınızı tatlandırabilirsiniz. Yaz sezonu boyunca pazartesi hariç eşsiz el işi ürünleri, dönem tatlıları ve lezzetleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor Opus Tazer Müzesi. Sevgili seyahatseverler, Gezenti ile beraber Macaristan'da muhteşem bir tarih müzesinde harika bir parkta yeşillenmiş, inanılmaz güzel tarihi evlerle bezenmiş ve yeşilin tüm tonlarında, baharın tadında hep beraber ne güzel gezdik. Değil mi? Evet, tema parkta sürekli ziyarete açık köy evleri var, çiftlik evlerinde kaynak su kuyuları var. Nostaljik mutfaklar var, tandırlar var, tarım araçları var, büyük bir yel değirmeni var, içerisine hep beraber girdik gezdik. Canlı, dinamik, insanlarla bezenmiş bu devasa müzede hep beraber gezdik, ne kadar güzel zaman geçirdik. Şimdi aslında nasıl vedalaşacağız diye düşünürken şekerlemelerden kendimize bir iki tane şekerleme alarak Macarların o güzel mutfağından tatlı lezzetleriyle damağımızı tatlandırarak artık çocukluğumuza giden zamanda bir yolculukta veda zamanı. Şimdi biz müzeyle vedalaşıyoruz ama seyahatimiz bitti mi? Tabii ki bitmedi. Şimdiki seyahatimiz nereye mi? Biraz meraklanalım. Çok uzak yerler olabilir mesela. Hoşçakalın. Seyahatte kalın. Bir yolunu bulur çıkar yola. Neler neler getirir ekranlara. Hadi gezelim, hadi gezelim. Hadi 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 gezelim. Dünyayı nişatla gezelim. Yepyeni yerleri birlikte keşfedelim. Hadi gezelim, hadi gezelim, hadi 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 gezelim. Dünyayı nişatla gezelim, yepyeni yerleri birlikte keşfedelim.